Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira gördüğünüz gibi bugün genel olarak kripto paralarda geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Bitcoin 13 gün 200 liraya kadar yükseltse de şu anda 12.800 dolar bandında fiyatlandığını görmekteyiz. Şimdi bu bizim beklediğimiz bir olaydı aslında. Hatırlarsanız 12.400 dolar bandına kadar bir geri çekilmenin muhtemel olduğunu konuşuyorduk sizlerle. Bunun sebebini ise şöyle açıklamıştım. Hatırlarsanız burayı arkadaşlar 12.400 dolar bandı bizim için bir direnç noktasıydı. Biz burayı çok hızlı bir şekilde kırdık. Hacimli bir mumla kırdık. Yukarıya doğru kapanışlar yapmaya başladık. Bunun etkisiyle birlikte, yani burayı çok hızlı geçtiğimiz için tekrardan dönüp buraya bir test edebilir diye konuşuyorduk sizlerle. Şu anda baktığımız zaman da 12.800 dolar bandında fiyatlanıyor Bitcoin. Bu geri çekilme arkadaşlar 12.400'e kadar sürebilir. Hatta ve hatta hatırlarsanız bunun oluşması için ilk başlarda saatlik bazlarda uyumsuzluklar görebileceğimizden bahsediyordum. Bunlar da 4 saatlik bazlı olsun, 1 saatlik bazlı olsun görünmeye başladı arkadaşlar. Buradaki uyumsuzlukların etkisiyle bakın RSI kendisini yavaştan burada aşırı alım bölgesine atamadı. Aşağıya yerleşmesiyle birlikte de şu anda geri çekilmeler görüyoruz. Bunlar normal mi? Bence normal. 4 saatlik bazda zaten burada bulut seviyesine baktığınız zaman da buralar arkadaşlar 12.400 dolar bandına denk geliyor. Aynı zamanda da daha yeni gösterdi günlük bazda bizim buradaki direnç noktamız. Buraya kadar geri çekilmeler bence normaldir. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu noktalarda 12.400 dolar bandında arkadaşlar geri çekilmeler de güzel bir destek noktası olarak çalışacaktır. Ve buraların alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünmekteyim açıkçası. Şimdi tabii herkesin akıllarında aynı soru var. Herkes diyor ki hocam Bitcoin yükseldi gitti. Yükselirken de altcoin'ler ezdi. Şimdi düşüyor gene altcoin'ler eziliyor. Arkadaşlar altcoin'lerin yükselmesi için bakın şurada gördüğünüz Bitcoin dominansının düşmesi lazım. Tabii bu Bitcoin yükselirken de düşerken de sert hareketler yaptığı zaman altcoin'ler doğal olarak eziliyor. Altcoin'ler için de ama önümüzdeki günlerde ben bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Bunun olması için de bunu sizlere daha önce de demiştim arkadaşlar. Dominansla ilk etapta negatif uyumsuzluklar yakalamamız lazım. Bunun da yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zira şöyle baktığımız zaman dominansın yani Bitcoin'in dominansına 4 saat fazla baktığımız zaman arkadaşlar eğer ki buradaki bu hareket bu noktalarda kalırsa yani RSI şurada kendisini arkadaşlar aşırı alım bölgesi olan 70 bin seviyelerin üstüne atamaz da buralarda kalırsa dominansta 4 saatlik bazda bakın burada ikil tepe oluşmuş olacak. Bunun etkisiyle de ben açıkçası önümüzdeki günlerde dominansta bir miktar geri çekilmeler görmeyi bekliyorum. Bunların etkisiyle de altcoin'lerde arkadaşlar rally başlayacaktır. Şu anda Bitcoin'in yapacağı sert hareketlerle birlikte ezilmeleri normal. Dediğim gibi asıl olarak altcoin'leri ilgilendiren en önemli gösterge arkadaşlar buradaki Bitcoin'in dominans bazındaki grafiği. Bu yükselirse altlar ezilir, düşerse altcoin'ler yükselir arkadaşlar. Bitcoin'de de dediğim gibi 12.400 dolar bandına kadar 4 saat fazla uyumsuzluklarımız oluştu bu noktalarda. Zaten bulut seviyemizde 12.400 dolar bandı. Aynı zamanda günlük bazda da bizim bir sonraki direnç noktamız olan burayı çok hızlı geçtiğimiz direnç noktası olan 12.400 dolara kadar geri çekilmeler görmemiz bence gayet normal olacaktır. Bitcoin'in bu sert hareketiyle birlikte de arkadaşlar şu anda altcoin'lerde genel olarak ezilme görüyoruz. Özellikle Litecoin'de bugün kapalı grupta da paylaşmıştım. 4 saatlik bazda arkadaşlar şurada çok net bir ikili tepe oluşması vardı. Bakın burada iki tane arkadaşlar eşit tepe mevcut. Aynı zamanda burada RSI tam olarak bakın kendisini aşırı alım bölgesinde atamadan 70 bin seviyelerine takıldığını görüyorsunuz. Bunun etkisi de burada ikili tepe oluşmuştu. Bununla birlikte arkadaşlar bu da doğal olarak ikili tepe bildiğiniz gibi satış baskısı yaratıyor üstünde. Bunun etkisiyle geri çekilmeler görmekteyiz. Bu uyumsuzlukların etkisiyle uyumsuzlukların oluştuğu bazda arkadaşlar 4 saatlik bazda oluşuyorsa 4 saatlik bazda günlük bazda oluşuyorsa günlük 1 saatlik bazda oluşuyorsa 1 saatlik bazda bulut'a kadar geri çekilmeler görürüz. Şu anda bu ikili tepeyi biz Litecoin'de 4 saatlik bazda yakaladık. Bunun etkisiyle tabii doğal olarak 4 saatlik bazda bulut noktamıza kadar geri çekilmeler görebiliriz. Baktığımız zaman da bu nokta arkadaşlar 53 dolarlara denk gelmekte. Şu anda zaten ciddi manada geri çekilmeler gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Çoğu coin'de benzer oluşumlar mevcut. Mesela Ethereum'a baktığınız zaman da
şu bölgelerde arkadaşlar benzer oluşumlar oluştuğunu göreceksiniz. Hakeza XRP de çok net gözükmüyor tabi. Mesela EOS'a bakalım. EOS'a baktığımız zaman 4 saatlik bazda RSI bakın kendisini burada aşırı alım bölgesine atamıyor. Ve onun etkisiyle geri çekilmeler görüyoruz. Baktığımız zaman çoğu altcoin'de ezilmeler mevcut. Tabi bu böyle gitmeyecektir arkadaşlar. Zira Bitcoin 13 bin dolar bandına ulaştı. Ama altcoin'lerde hala istenilen seviyelere gelemedik. Bunlar da ilerleyen dönemlerde mutlaka bu eksiklerini tamamlayacaklardır. Özellikle eğer ki Bitcoin 12.400 dolar bandına kadar geri çekildiğinde bu noktalarda arkadaşlar bir yatay yapmaya başlarsa bu yatay yapmasının etkisiyle de tabii gözümüzde dediğim gibi dominansta olacak. Dominansta da geri çekilmeler görürsek o zaman altcoin'lerde çok ciddi manada para akışı olacaktır. Yani şu anda piyasanın en büyük hakimi Bitcoin. Doğal olarak arkadaşlar para Bitcoin'e akıyor. Paranın Bitcoin'e akmasıyla birlikte altcoin'lerden para çıkışı olduğunu görüyoruz. Yükselişler olduğu zaman da, düşüşler olduğu zaman da. Ama şu anda Bitcoin örnek veriyorum 13.200 dolar bandında. 12.400 dolar bandında bir yatay seyir yapsa oradaki o Bitcoin için %10'luk bir para çıkışı Bitcoin'den 13.200'e kadar 13.200'den 12.400 dolar bandına kadar olan oradaki para çıkışı arkadaşlar çoğu altcoin'e rally yaptırır. Çünkü Bitcoin'in işlem hacmi çok daha büyük olduğu için ya altcoin'lerin de işlem hacmi arkadaşlar daha küçük olduğu için Bitcoin'den çıkacak böyle bir %10'luk %20'lik bir para çıkışı ciddi manada altcoin'leri coşturacaktır. O yüzden şu anda durumlar bu şekilde. Kafanız yani çünkü yorumlarda çok fazla görüyorum hocam. İşte Bitcoin yükseliyor, altcoin'ler eziliyor. Düşüyor gene eziliyor. Altcoin almanın bir mantığı var mı böyle olunca diye çok fazla sorular olduğunu görüyorum. Bunun sebebi bu anlattıklarım. Özellikle altcoin'lerde rally yaşamak istiyorsak BTC'nin dominansına bakacağız. Özellikle yeni arkadaşlar için söylüyorum. Zaten çok uzun zamandır bu piyasayı takip eden arkadaşlar var. Eminim hatta bizden çok daha bilgili insanlar vardır aramızda. Ve onlar zaten bilecekler arkadaşlar. Bu çok klasik bir olay aslında. BTC yukarı ve aşağı sert hareketlerde altcoin'leri ezer. Altcoin'lerde arkadaşlar geri çekilmenin nereler, hangi seviyeler destek olarak çalışır bunları belirlemek adına da bulut seviyesi zaten güzel bir bizim için destek direnç olarak referanstır arkadaşlar. Güzel biçimde çalışır. Bir diğer yöntem de kırılım noktalarına bakmak. Kırılım noktaları da bize destek direnç noktalarını çok güzel biçimde söyler. Mesela şöyle Ethereum'a baktığımız zaman alıcı bulduğu yer bakın şurada bir iğne olduğunu görüyorsunuz. Bu noktalar daha önce direnç olarak çıkan noktalar karşımıza ve kırılımın geldiği noktalar. Bu noktalar doğal olarak karşımıza düşüşlerde de destek olarak çıkacaktır. Şöyle XRP'ye de baktığımız zaman bakın şu noktalardan kabaca kırılımlar geldiğini, destek bulduğunu daha önceki geri çekilmelerde geçmiş verilere baktığımız zaman görebiliyoruz. Doğal olarak bir sonraki geri çekilmelerde de bu noktalar arkadaşlar karşımıza destek olarak çıkacaktır. Bunlara bakarak da destek direnç noktalarını belirleyebilirsiniz. Mesela Neo'ya da özür diliyorum arkadaşlar. Neo'ya da bakalım. Neo'nun da şöyle biraz daha geriye aldığımız zaman grafiğini bakın şu noktanın çok önemli olduğunu görüyoruz zaten. Biraz daha geriye gidelim. Bakın bu noktalarda karşımıza destek olarak çıkmış bu nokta. Hatta ciddi manada buraya deyip yukarı doğru sert hareketler yaptığını görüyorsunuz. Hakeza şu noktalarda gene aynı seviye 16.3 dolar bandı. Karşımıza arkadaşlar geçmiş zamanlarda her zaman güçlü bir destek olarak çıkmış. Doğal olarak bu geri çekilme de bu noktalar karşımıza güçlü bir destek olarak çıkacaktır arkadaşlar. Tabi biraz daha genel konuşuyorum. Genel olarak nasıl destek direnç noktalarını belirleyebilirsiniz. Onlardan bahsediyorum şu anda. Bu geri çekilme dediğim gibi 12.400 dolar bandına kadar sürebilir. 1 saatlik fazla muhtemelen karşımıza ayı bayrakları çıkacaktır. Bakın burada sert bir geri çekilme. Ardından hafif bir pump. Ardından bir geri çekilme daha görebiliriz. Burada da dediğim gibi takip edeceğimiz en önemli nokta 12.400 dolar bandı. Bu geri çekilme arkadaşlar bizim için sürpriz değildi. Zaten bekliyorduk bu geri çekilmeyi. O yüzden herhangi bir ters giden bir olay yok. Şu anda altcoin'lerin ezilmesi de bence normal. Altcoin'ler adına da en güzel göstergemiz Bitcoin'in dominansı olacaktır. Dominansta da güzel sinyaller var mı? Bence var arkadaşlar. Zira 4 saatlik bazda burada eğer ki bu noktalarda kalırsak RSI'de kendisini burada aşırı alım bölgesine atamaz da bu noktalarda kapanış yaparsa arkadaşlar 4 saatlik bazda dominans adına bu noktada ikili tepe oluşmuş olacak.
Bu iki tepenin oluşması da birlikte de dominansta geri çekilmeler görüp altcoin'lerde yükselişlere şahit olabiliriz. Şu anda gördüklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.